Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi? Öğrencileri sınav heyecanı sardı cümlesindeki sınav sözcüğüyle yapacağı özdeştir. Sınav sözcüğü sınamaktan sınav olmuştur. Yani e, fiile e, V eki getirilerek, fiilden isim yapımı eki şeklinde V getirilerek e, bir türetilme söz konusudur. Demek ki bu sözcük türemiş bir sözcüktür. Sınav sözcüğü türemiş bir sözcüktür. A- Yağmurdan sonra çamurlu yolda güçlükle yürüyoruz. Çamurlu sözcüğünün oluşumuna baktığımızda çamur ismine lı yapım beki getirilmek suretiyle oluşturulmuştur. Yani bu sözcük de yine türemiş bir sözcüktür. B. Can ilkokula başlayınca erken yatmaya alıştı. İlkokul birleşik bir sözcüktür. C. Ülkemizde yeterince çocuk kitabı basılmıyor. Çocuk herhangi bir ek almamış basit bir sözcüktür. D. Havalar ısındı, buğdaylar başak vermeye başladı. Yine buğdaylar sözcüğü de basit yapalıdır. E. Birkaç gündür sıcaklar kendini hissettirmeye başladı. Birkaç, bir ve kaç sözcükleriyle oluşmuştur. Yani birleşik bir yapıya sahiptir. Cevap A'dır. Mış 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 eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir işlevde kullanılmıştır? Bu ek genellikle duyulan geçmiş zaman kipeki eki veya sıfat fiil eki olarak karşılaştırılır. Yüklemse duyulan geçmiş zaman kipi almıştır. Yani fiil çekim eki olarak kullanılmıştır. E, ee, yüklem ise büyük bir ihtimalle sıfat fiil eki olarak kullanılmıştır. A. Şair gerçeği yalın, etkili ve daha geniş tutulmuş bir planda duyurabilmelidir. Evet tutulmuş bir plan çünkü yüklem duyurabilmelidir. Demek ki bu bir sıfat fiil ekidir. B. İnsanların iç dünyalarını dile getirilemeyen yönlerini anlatmış. Bu sayede okuyucuyu büyülemeyi de başarıyor. Evet anlatmış sözcüğünün yüklem olduğunu görmekteyiz. Demek ki buradaki eki bir kipekidir. Duyulan geçmiş zaman kipeki. C. Kırlara sere serpe uzanmış insanların görüntüsü beni rahatlatıyor. Rahatlatıyor yüklendir. Uzanmış sözcüğü demek ki sıfat fiildir. Nasıl insanlar zaten? Uzanmış insanlar. Evet. Demek ki A ve C aynı. B farklı. Yaşanmış olaylar üzerine kurulu eser. Bu yönüyle okuyucuyla arasında bir bağ oluşturuyor. Evet. Oluşturuyor yüklem. Nasıl e e olaylar? Yaşanmış olaylar olduğu için yine ek sıfat fiil 2'dir. E... Öğrenilmiş bilgilere körü körüne bağlanmak yerine bunları geliştirmelisin. Yüklem var. Nasıl bilgiler öğrenilmiş bilgiler olduğuna göre yine ek sıfat fiilikidir. Cevap B'dir. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangileri iyelik eki almamıştır? İyelik eki eklendiği sözcüğün kime neye ait olduğunu bildiren eklerdir. Kamyona yüklenmiş elma sandıklarının elma sandıkları dediğimize göre Burada bir iyelik keki vardır. Yani bu sandıklar elmaya aittir. Dolayısıyla iyelik keki burada kullanılmıştır. Devam edelim. Her biri aşağı yukarı 30 kilo geliyordu. Bu çelimsiz çocuğa bunları, bunları sözcüğünde iyelik keki yoktur, haliki vardır. Ta, e, taşıtmanın in, insafsızlık olduğunu, evet insafsızlık olduğu, onun olduğu dediğimizde, bunun yine bir iyelik keki olduğunu görmekteyiz. Bu da almıştır. Düşündü. Kamyonun gölgesi kamyonun gölgesi isim tamlaması sı sı kaynaştırma ile beraber iyeri 2'dir. Burada da var. Bu elmayı bir elmayı iştahla yiyen buradaki i elmayı sözündeki ı bir ismin i halikidir. Yani iyeri 2 değildir. Elmanın kime ait olduğunu bilmemekteyiz. Gördüğümüz gibi 2'de ve 5'te iyeri 2 söz konusu değildir. Cevap C'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ötekilerden farklı bir ek almıştır? A. Bu korku seni rahat yaşatır mı sanıyorsun? Korku sözcüğü korkmak fiiline gelen yapım ekiyle oluşmuştur. Demek ki bu ek yapım ekidir. Yani fiilden isim yapım eki almıştır sözcük. B. Bizim istediğimiz katı başkasına kiraya vermişler. Katı sözcüğündeki kat ismine e, ismin i hali ekiliye gelmiştir. Dolayısıyla bu bir çekim ekidir. C Geçenlerde okuduğum bu yazı beni oldukça etkiledi. Yazı kelimesi yazmak fiiline ı ekinin gelmesiyle oluşmuştur ki bu yine fiilden isim yapan bir ektir. Yani A ve C de aynı. D Yapılan kazı sonucunda elde edilen eserler müzeye gönderildi. Burada da kazmaktan kazı olmuştur. Yine fiilden isim yapan bir ek almıştır sözcük. E Üzerinde bulunduğumuz yerde eski bir gömü olduğu söyleniyor. Gömü sözcüğü de gömmek fiilinde getirilen ekle oluşturulmuştur. Bu ek yine fiilden isim yapan bir ektir. Cevap B'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gövde durumunda değildir? Gövde ne demektir? Türemiş sözcük demektir. Yani bir sözcük yapım eki olarak oluşmuşsa türemiştir ve gövdedir. A. İnsanların yaşadıkları çevre onların yaşamını yaşamına biçim veriyor. Biçim veriyor, veriyor kelimesine baktığımızda sadece çekim eki almıştır. Dolayısıyla bu sözcük kök durumundadır, gövde değildir. B. Karar aşamasına geldiğimize göre artık sorun yoktur. Evet bakınız aşmaktan aşama olmuştur. Demek ki yapım ekili oluşmuştur. Bu bir gövde özelliği göstermektedir. C. Belleğinde yer etmiş konuk, e, korkulardan bir türlü kurtulamadı. Bellemekten bellek olmuştur. Yumuşamıştır tabii ki bu. Yani yapım eki olarak oluşmuştur sözcük. Gövdedir. Türemiş sözcüktür. D. Açıklama için gerekli bilgiler konunun sonuna dipnot olarak konulmuş. Açmaktan açık, açıktan açıkla. Açıklama birçok yapım eki olmuştur. Bir tanesi bile o sözcüğü gövde yapar. E. Yol yapımı için gerekli malzemeler yol kenarına yıldı. Yapmaktan yapım olmuştur. Yani sözcük yapım ekili oluşmuştur. Bu bir gövdedir. Türemiş sözcüktür. Cevap A'dır. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi yalnız çekim eki almıştır? Çekim eki eklendiği sözcüğü değiştirmeyen çeşitli durumları bildiren ektir. Bu sevinç umutlu günlerin ışığı. Sevinç kelimesini incelediğimizde sevmekten sevinmek, sevinmekten sevinç olmuştur. Yani sözcük yapım eki almıştır. Bunlar yapım ekleridir. Umutlu sözcüğünü incelediğimizde ummaktan umut, umuttan umutlu olmuştur. Yani sözcük yapım ekleri almıştır. Işığı sözcüğünü incelediğimizde ışımaktan ışıktır, ışığı olmuştur. Yani sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır. Üstümüze sözcüğünüze baktığımızda üsttür bu sözcükte kök, ümüz iyilik eki, e hal ikidir. Bunların her ikisinin de çekim eki olduğunu görmekteyiz. Ürkek sözcüğünün kökü ürkmek fiilidir. Ürkmekten ürkek bu da yapım ekidir. Gördüğümüz gibi üstümüze sözcüğü sadece çekim eki almıştır. Cevap d'dir. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapı bakımından ötekilerden farklıdır? Bir sözcük yapı bakımından basit, türemiş, bileşik olmak üzere üç ayrılır. A. Bu kutlamanın kendisi için yapıldığının farkında bile değildi. Kutlama kelimesini incelediğimizde kuttan kutla, kutta kutlama şeklinde eklendiğini görmekteyiz. Bunlar yapım ekidir. Sözcük yapım eki olarak oluştuğuna göre türemiştir. B. Ne olursa olsun gerçekten ayrılma. Gerçek sözcüğü köktür. Denikini almıştır. Bu bir çekim ekidir. Dolayısıyla sözcük basittir. C. Hazırladığın sunum bugüne kadar izlediklerimin en güzeliydi. Sunum kelimesi sunmaktan sunum şeklinde oluşmuştur. Yani yapım eki vardır. O halde bu sözcük de yine türemiş yapılıdır. Gördüğünüz gibi A, C türemiş. B basit. Devam edelim de evini değerini bilecek birine satmak istiyordu. Buradaki acak ecek eki bir sıfat fiil ekidir. Bilecek biri şeklinde. Fiilimse ekleri yapım ekidir. Dolayısıyla bilecek sözcüğü de bir türemiş sözcüktür. E gözlerindeki ışıltıyı umarım hiç kaybetmesin. Işıltı kelimesinin kökü ışıl kabul edilir ve ona getirilen tığ tı eki isimden isim yapım ekidir. Dolayısıyla sözcük türemiş yapılıdır. Cevap B'dir. Yukarıdaki sözcüklerden hangilerinin kökü fiildir? 1. Benimsemiş. Benimsemiş sözcüğünün kökü bendir. İsim soyludur. 2. Ölümsüz. Ölümsüz sözcüğünün kökü ölmek fiilidir. 3. Morardı. Morardı sözcüğünün kökü mor isim soylu sözcüktür. 4. Özümsedi. Özümsedi sözcüğünün kökü özdür. Yani yine isim söyledir. 5. Bataklıklar sözcüğünün kökü batmak fiilidir. Gördüğümüz gibi 2 ve 5 fiil köklüdür. Cevap D'dir. Aşağıdaki dizilerin hangisinde altı çizili sözcük ötekilerden farklı türde bir kökten türetilmiştir? Kök dediğimizde iki tür kök vardır. İsim kökü ve fiil kökü şeklinde. A. Gül soldu, ay çıkmıyor, çiçek koparıldı. Soldu sözcüğünün kökü solmak fiilidir. B. Deniz durdu, güneş doğmuyor, tohum dağıldı. Doğmak fiilidir bu sözcüğün kökü. C. Bahçe kurudu, serçe gelmiyor, dal kırıldı. Kurumak sözcüdür. Bu e, sözcüğün kökü fiilidir. Daha doğrusu. D. Ay çıkıyor bulanık, güneş doğuyor şüpheli. Şüpheli sözcüğünün kökü şüphedir. Şüphede isimdir, fiil değildir diğerlerinin aksine. E. Serçe geliyor, yaralı, rüzgar esiyor, isteksiz. İsteksiz sözcüğünü incelersek istemekten istek olmuştur. İsteksiz kök nedir? İstemek fiilidir. O halde A, B, C, E fiil köklüdür. D isim köklüdür. Cevap D'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde D da eki eklendiği sözcükten yeni bir sözcük türetmiştir. Yani D da aslında hal ekidir. Ancak yapım eki görevinde kullanılmıştır. A. İçinde bir alıntı ya da iç cümle taşıyan cümlelerde ilgili bölüm bir öge içinde yer alır. Buradaki D hal ekidir ve herhangi bir türetme görevi üstlenmemiştir. B. İsim cümlelerinde eylem olmadığından nesne yoktur. Yine hal ekidir. Türetme görevi üstlenmemiştir. C. Bazı bağlaçlar cümlede aynı görevdeki ögeleri birbirine bağlayabilir. Yine ikidir. Herhangi bir türetme görevi üstlenmemiştir. D. Her eylem bir zaman içinde çeşitli sebeplerle ve durumlarda e oluşuyor. İçinde sözcüğü yine D. Haliki herhangi bir türetme yapmamıştır. E. Yükleme eğitilgen çatılı olan cümlelerde nesne yoktur. Nesne gibi görünen bölümlere sözde özne denir. Bakın sözde özne Yapısına baktığımızda sözde sözcüğü öznenin sıfatı olmuştur. Söz isimken D2 ile bu özel kullanımla ne olmuştur? Sıfata dönüşmüştür. Demek ki D2 bir değişiklik yapmıştır. O halde burada D yapım eki görevi üstlenmiştir. Sözcük türetmiştir. Cevap E'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükteki ı, I, i, u, ü, iki diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? A. Şiiri herkesten güzel okuyordu. Şiiri neyi sorusunun cevabı olduğu için bu bir hal ekidir, durum ekidir. İsmin iyi haldir ya da belirtme durumu. B. Dereyi görmeden paçayı sıvıyorsun. Yine aynı şekilde bu bir durum ekidir. C. Bugünlerde adı herkesin dilinde. Evet neyi dilinde veya nesi dilinde onun adı. Onun tamlayanını alabildiğine göre buradaki ı iyelik ekidir. Aitlik bildirmektedir. D. Satrancı her geçen gün daha çok seviyordu. Yine bu hal ekidir. Durum ekidir. E. Bu kupayı takımımız almalıydı. Bu yine hal ekidir. Durum ekidir. A. B ve DE durum ekidir. C yer ekidir. Cevap C'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ötekilerden farklı bir ek almıştır? A. Doğum günümde gelen kitapları okudum. Doğum sözcüğü doğmaktan doğum şeklinde oluştuğundan bu bir fiilden isim yapan ektir. Yani sözcük yapım eki almıştır. B. Yaşamla ölüm iç içedir ama bu geç anlaşılıyor. Evet ölüm sözcüğü de aynı şekilde oluşmuştur. Ölmekten ölüm şeklinde bu bir fiilden isim yapan ektir. C. Saçım çok uzadı ama kestirmek istemedim. Evet buradaki saçım kelimesine baktığımızda saçtan saçım evet ama bu benim saçım anlamında bir iyilik ekidir. Yani çekim ekidir. D. Bu kadar az çalışma ile pek verim alamayız. Verim kelimesi de vermekten verim olmuştur. Bu yine fiilden isim yapan bir ektir. E. iki okul arasında seçim yapmak zorunda kaldım. Seçmekten seçimdir. Yani sözcük yine fiilden isim yapmak almıştır. Demek ki A, B, D, E seçeneklerinde yapım eki söz konusudur. C'de ise çekim eki vardır. Cevap C'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cık 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 eki eklendiği sözcüğe küçültme anlamı katmıştır? A. Yine mi bademcik deri şişmiş? Bademcik sözcüğünde bu ek vardır ve küçültme anlamından sıyrılmış somut varlık türetmiştir. B. Havadakilerin hepsi Yusufçuk mu? Yine aynı şekilde bir böcek ismidir bakın bu. Demek ki küçültme anlamından uzaklaşmıştır. C. Maçta köprücük kemiği kırılmış. Köprücük bir benzetme ilgisiyle kemiğe verilmiş ad olmuştur. Küçültme anlamından uzaklaşmıştır. D. En güzel çiçeklerden biri gelincik değil mi? Gelincik yine küçültme anlamında uzaklaşmış bir çiçeğe ad olmuştur. E. Kitapçık türünü işaret edin mi? Evet bu bir küçültülmüş isimdir. Kitapçık kitabın küçüğü demektir. Ve cıkçık eki bu, bu cümlede küçültme anlamı taşımıştır. Cevap E'dir. Altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi yanlıştır diye sorulmakta. Etmekten etki etkin dediğimiz zaman Eylemden isim yapmak aldığını görmekteyiz. Etmek fiildir, etkin ise fiilden isim olmuştur. Farklı kelimesine baktığımız zaman farktan farklı isimden isim yapmak almıştır. Adlan at yapmak almıştır diyebiliriz. İyelik eki isimlere gelerek ismin kime ait olduğunu bildiren sahiplik aitlik ekine vermiş olduğumuz karşılıktır diğerleri diyor. Onların diğerleri bağlantısı kurabiliriz. Diğerleri onlara aitmiş diyebiliriz. Bir iyilik bağlantısı var e, dördüncü kelimemize baktığımız zaman iletmekten iletiş, iletişim diyemiş. Buradan birden fazla yapmak olduğunu, iletişimimiz, iyilik, eki ve haleki olduğunu, birden fazla yapmak ve çekimek aldığını söyleyebiliriz. Olarak kelimesi olmaktan olarak, arak eki zarf fiil ekidir. Eklenmiş olduğu fiili zarf yapar, yani isim yapar. Bu fiilden ad yapmak olduğu için basit yapılı bir sözcük değil, türemiş yapılı bir sözcüktür. Doğru cevap E seçeneğidir. Altı çizili sözcüklerden hangisi iyilik ekini ve durum eklerinden birini birlikte almamıştır. İyilik eki isimlere gelerek isimlerin kime ait olduğunu bildiren sahiplik ailelik ekine vermiş olduğumuz karşılıktır. Durum eki ise belirtme, yönelme, yaklaşma, ayrılma, uzaklaşma anlamları katan, bulunma anlamları katan i, e, d, den hal eklerine vermiş olduğumuz karşılıktır. E, baktığımız zaman, İkinci cümleden, ikinci kelimeden başlayalım. Kendim bir ekidir. M. Kendimi belirtme hal ekidir. Günün işi, işi iyi iyilik ekidir. E. Yönelme hal ekidir. Elim iyi mi iyilik ekidir. Den ayrılma hal ekidir. Düşüncesi si iyilik ekidir. Düşüncesine E. Yönelme hal ekidir. Başarı kelimesine baktığımız zaman kelimemizin kökü baştır. Baştan başarmak, başarmaktan başarı. Baş isim köküdür. Başarmak isimden fiil yapmak Başarı fiilden isim yapmak idir. Y kaynaştırma harfimiz. I ise hal ekidir. Burada e, sadece hal eki kullanılmış iyilik eki yoktur. Doğru cevap A seçeneğidir.